Evet sevgili Bir Habersiz TV izleyicilerim. Bugün 17 Temmuz 2018 Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası'ndayız. Başkonuş Yaylası yaklaşık 1900 rakımda olan bir yayla. Düz bir alan var. Etrafı ağaçlarla, çamlarla çevrili, sedir ağaçlarıyla çamlarla çevrili bir alan. Temmuz ayının tam ortası, yani yazın tam ortasında aşağıdaki şehirlerimiz çok aşırı sıcaktan kavrulurken burası buz gibi bir serin bir havası var. Şöyle kısaca etrafı tanıtmak istedim. Tam karşıdaki alanda kamp alanı var. Karavan görüyorsunuz. Onların hemen yan taraflarında ve ilerisinde geceyi burada geçiren kampçılar var, çadırlar var. Kahramanmaraş Belediyesi tarafından küçük kamelyalar konulmuş buraya. Baktığım zaman tek eksik olan kısım bizim Türk milleti biraz mangal sever. Mangal yapacak yerler konulmamış. Belki onunla da ilgili bir çalışma vardır. İleride onu da görebiliriz belki. Şuraya baktığımızda burada bay bayan ve engelli tuvaletimiz, tuvalet mevcut. Burası da yeni yapılmış bir yer. Gayet temiz, bakımlı, sabunlarıyla, çamurlarıyla hijyenik bir yer. Hatta biz buraya geldikten sonra görevliler etraftaki, aslında onlara bırakılmaması gerekiyor ama çöpleri topluyorlardı. Girişte herkese çöp poşeti veriliyor. Çöplerinizi etraf atmayın diyerek o şekilde çöplerimizi çöp poşetine attık biz de. Karşıda çocuklar için oyun parkı var. Kurulmuş. Şu şekilde. Daha önce burada geyik çiftliği vardı. Geyik çiftliğini doğaya saldılar ve burası aynı zamanda milli park haline dönüştürüldü. Evet, bu şekilde Başkonuş Yaylası'na. Peki nasıl bilebilirsiniz? Başkonuş Yaylası Kahramanmaraş'la Andırın ilçesi arasında bir yerde. Tam Andırın yolu üzerinde. Andırın yolu Andırın'a 30 kilometre mesafede olan bir yer. Gelmek isterseniz bu şekilde gelebilirsiniz. Tabii Osmaniye Adana tarafından da düz içinden Kadirli'den Andırın'a geçip Andırın'dan da buraya 30 kilometre mesafede olan bir yer. Evet. Şu an rüzgar da var burada. Serin bir yapmış Kahramanmaraş Belediyesi. Biz hafta içi geldiğimiz için çok sakin, çok fazla kimse yok. Hafta sonu buralar çok kalabalık oluyor. Hafta içi gelirseniz isteğinize göre istediğiniz yerden. Ki zaten gerçi şöyle bir şey de var. Ağaçların altına kamelyalar konulmuş, banklar konulmuş oralarda. Piknik yapabilirsiniz. Hoşça vakit geçirebilirsiniz ailenizle birlikte. Dediğim gibi tek sıkıntı mangal yerlerinin yapılmamış olması. İnsanlar şu an gördüğünüz gibi taşlarla çevirerek mangal yapmışlar. Otlar yaş olduğundan, tam kurumamış olduğundan öyle yangın riski yok denecek kadar az. Tabii yine de tedbirli olmak gerekiyor. Evet. Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası'ndan herkese selamlar diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.